Bu Taif'te oturan ya Afganlıdır ya Türkistanlı. Türkistanlı 107 yaşlarında irtihal ettiğini biliyorum. İnşallah hata etmem. 100'ün üzerinde mi? Hanesinde de böyle bir naylonun içerisinde cübbe var. Onu da Sami Efendimiz Hazretleri kendisine hediye etmişler. Bu diyor öyle bir cübbe ki bunu diyor ben nasıl giyebilirim? Onu giyenin diyor, giyenin ilmi, irfanı, marifeti, hakikati, Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, öyle bir zatın cübbesini diyor ben nasıl sırtıma alabilirim diyor. Böyle çok mütevazi, müstesna bir insan. Bu Taif'te oturur. Sami Efendimiz Hazretleri ona selam gönderir. Selamı alınca der ki ben bu selamı Taif'te ve aleykümüsselam diye kabul edemem. Böyle bir zatın selamını huzuruna vararak alacağımdır. Taif'ten Medine-i Münevvere'ye gelir. Huzuru alilerinde ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatü efendimdir. Fakat aynen bir çocuk gibi ağlar. Fakat bu esnada diğer birçok da insanlar hasıl olur. Birçok kimseler o rical taifesinden olmalı ki onlardan bir tanesi bir ayağının üzerine yoğunlaşarak eli göğsünde bu şekilde durur. Hiç kimse bir şey diyemez. Müstesna bir hal. Herkes bir manevi hal yaşıyor. Böyle ayakta bekler. Sebebini bilemeyiz. Nedir? Melaike-i kiram mı görüyor? Gözlerimizin görmediği kimseleri mi müşahede ediyor? Ne yapıyorsa o öyle. O Mahmud Efendi ağlıyor. Sami Efendimiz ellerini başlarına koymuşlar. Bir çocuğun başını mesheder gibi okşuyor, okşuyor, okşuyor. Sonra ağıtı kesiliyor.